Evet, kaydı. Evet. Evet. Biraz uzaklaştı. Uzandı duyulmuyor. Nasıl? Say 1-2. Yok, bayağı var. Ses kontrol 2. Say. High cut normal bir şeyler lazım. Konuşalım mesela. Evet. Serseri serbest dili. Say. Say serseri. Say. Say. Çözdük herhalde. Güzel. Güzel mi? Memnun muyuz? Değiliz. Böyle bu şekilde devam edelim mi? Tatmin olabilir miyiz bir noktada? Ben hazırım. Herkes okey mi buna? Evet yani. Yani evet. Evet abi hoş geldin. Hey Yasin. Hey Douglas. Mod Excel'in modu falan bilmiyorum. Gibi. Pek çok usta mikrofon diyebilir miyiz? Excel'i diyecektin değil mi? Excel'i diyebilirim. Usta mikrofon deniyor mu sana mesela? Rapçiler ne deniyor? Usta raket falan gibi durumlarda ne kullanılıyor? Usta tuş falan. Yo, Master of Ceremony. Yani MC'nin kısaltması. Tamam hayır onu da bilmiyorum. Hürriyete çıktığında ne diyorlar? Hürriyete çıktığında. Hürriyete haber olduğuna usta mesela cenazende ne denecek yani? Usta mikrofonu kaybettik gibi bir şey mi hocam? Valla. Özür dilerim önce hoş geldin mühendis. Hoş bulduk. Ölüm konuşmakta bir rekor kırıldı. Lost. Özür diliyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş nasılsınız? Yolunda mı her şey? Ben de nasıl mikrofon konuşma konusunda niye her şey. Niye o kadar coştun? Evet, normal konuşuyorsun. Aynen. O kadar kimsenin umurunda değil seninki kadar. Aynen öyle. Hoş bulduk. Ne yapayım? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün burada Hey Douglas, Mod Excel ve Yasin işte. Pek çok hırkan montum var. Evet. Ben nedense seni duyamıyorum. Oha. Kendimi diyorum seni duyamıyorum. İyi yaşa. Ne yapayım sana mesela ne yapabilirim? Kulağına söyleyebilir misin? Ne yapayım bağırayım mı? Yok biraz bağırsan daha iyi olacak. Harbiden duyamıyor musun? Vallahi duyamıyorum. Benim sesim bana çok geliyor. Ya, harika bir yayın olacak. Ne yapabiliriz mesela? Hiçbir şey yapamayız ki. Evet. Ve niyet kime döndüm onu da bilmiyorum. Ben daha yüksek sesle konuşayım. Olur tamam. Tamam. Çok güzel, çok güzel başladık. Evet. Ben geçen sefer bu seyircili loş sohbet bana teklif ediyor. Duyuyor musun? Anlıyor musun? Duyuyorum diyorum. Ağız okuma konusunda iyi. Seyircili loş sohbet teklif edince ben hayır diyordum. Sonra dedim ki arkadaşım olursa olur Uraz'la çıktım falan. Sonra bir daha sadece arkadaşımla yapacağım dedim. Biraz önce tanıştık. Yine ilkeli duruşumla karşındayım. Evet. Böyle bir insan mısındır sen de? İlkelerin var mıdır mesela biraz daha? Yok hayır aslında... Ben gerçekten şu feedbackten inanılmaz çok rahatsız kötü oldum. Abi. Bu kötü gerçekten. Şeyi söyleyeceğim. Ben de duyuyorum. Bizim şu mikrofonlar olabildiğince kısalım mı acaba ya? Bunları atalım duymuyor muyuz? Biraz kısalım bunları. Ne oluyor? Kıs dostum bayağı kıs. Şöyle yapalım. Mesela kıs volümü. Sadece yanımdan konuş. Ben sadece kendimi duyuyorum çünkü. Bu nasıl? Güzel o da. O da kıstın mı asla şu anda? Asla sohbete girememek. Benimkini kısar mısın? Say hey. Oh. Tamam güzel. Tamam mı? Tamam. Çok iyiyim şu anda. Kimse duyuyor mu bir şey? Tamam bir desibel aç o zaman. Say hey. Gerçekten. Tamam güzel. Keşke biz bu işte sound checkler bu yüzden var. Şu anda onu yapıyoruz gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. Seyircinin kayıtlı önünde yapıyoruz tamam. Sadece. Güzel. Genel olarak çiğ ve ham materyale olan bir tutkum vardır. Bu şekilde seyirciyle bu süreci de paylaşmak benim için güzel. Evet. Biraz mükemmeliyetçi bir insan mısın diye başlayabilir miyim bu sohbeti acaba? Ya, aslında teknik olarak burada olduğumuzu, burada olma sebebimizi de biraz göz önünde bulundurarak. Söylenenlerin anlaşılması. Yani kameraların şu anda atıyorum out of focus olması nasıl problemse şu an bunun da böyle olması sesin problem. Sesin bu şekilde biraz umursanmıyor ama seni üzüyor anladığım kadarıyla. Evet ses hep ikinci plan atılıyor. Evet. Hatta üçüncü plan atılıyor. Setlerde de hep böyledir bu arada. Mesela film çekiliyor. Çekildikten sonra müziğini yapar mısın deniyor. Ne keşke... noktada sizi aramamız gerekir normalde? Normalde çekmeden önce arasanız daha iyi olur. Öyle mi? Evet. En azından müsait misiniz zamanınız var. Evet. Evet. Ama yok ben müzik konusunda biraz daha dikkatliyim ama ses konusunda evet. Ya mesela bir mekana gidiyoruz çok beğeniyoruz. Hı-hı. Çok güzel lan burası diyorum burada çekilir yani. Ama diyorlar ki buradan otoban geçiyor abi yanından falan. Çok gürültü olacak falan. Mix'te bakarız ya gibi bir şey oluyor. Evet yani. Bizde genelde şey toplar seyirci gelince toplar. Evet. Mix'te toplar gibi terimler bizde hat safhada. Çok güzel. Yani seninle konuşabilecek çok şey var. İki saattir de kendimizi tutuyoruz. Evet. Ben bir Mod Excel hayranıyım. Yani çok uzun zamandır. O yüzden seni Mod Excel konuşmak inanılmaz heyecanlandırıyor. Hey Douglas var. Onun dışında da bayağı girişimci bir insansın. 10 tane falan şirketin var. Ya aslında ben varım.
Evet. Ondan sonra arkadaşlarım var. Tamam. Sonra da yaptığımız işler var. Sıralama aslında biraz daha Tamam. böyle. Ben nereden yanlış yaptım? Sen önce işlerden bahsettin. Ha, önce işimle ön plana gelmek istemiyorum. Özel hayatımla gelmek istiyorum gibi bir şey yaptım. Yani ben buraya gelmeden önce stüdyoda reklam müziği yapan birisiydim. Yola Bugünden mi çıktığımda, da bahsediyoruz? bugünden bahsediyorum. Yola çıktığımda iyi bir turist, iyi bir gözlemci olarak vapura bindim. Vapura bindiğimde iyi bir yolcu olmaya gayret gösterdim. Yani yaşam bir sanattırcılardansın sen. Yok, hiç alakam yok. Hiç, yani Okey. Ama yaşam bir bir sanattır. şeylerde iyi olmaktan. Yok, İyi bir sadece şey. yolcu olmayı hiç hayal etmedim Ya mesela. buraya geldiğimde de iyi bir konuk olmaya gayret göstermeye çalıştım. Özellikle bugün bu şekilde giyinmemin sebebi de o. Çünkü loş sohbetlerde, bu kadar loş bir ortamda en azından renk olarak insanlar daha sonra izlediğinde sadece yüzümü görmesin, simsiyah giyindiğini düşünecek olsak. Beyaz giyindi de patlamasın diye bu Evet. şekilde giyindim aslında. Çok güzel, İyi bir çok konuk teşekkür ederim olmak için. gerçekten. Çok teşekkür ederim bu özen. Aa, bu bayağı sıcak bu iş gibi ya. Ne yapacağız bu işi? Ha? Bence mikrofonu sadece seyirciye verelim. Ne demek bu? Yani YouTube'da da izlediklerinde Konuşmayalım mı? yani sadece biz bizdeymiş gibi hissedilmesin. İnsanların kahkahaları da Şu anda okey kayda dahil olsun. mesela. Ses Tamam. kontrol. Yani İyi, artık güzel, gayet iyi. çok bölüyor sohbeti, çok tatlı Evet şey. evet Sürekli aynen. oraya dönüyoruz abi. Ben şeyden, ölümlerden bahsediyorduk. Ne kadar güzel açılmıştı. Ölümlerden ölüm be. Ne kadar güzel bir konuya girmiştik. Evet. Benim hiç hayatımda yakın akrabamdan birisi ölmedi. Evet yani. Okey. Ya ben... Oralara girmeyeceğim, boş ver. Geçen gün bir tane belgesel izledim. Aslında oradan konuyu bağlamaya çalışıyordum ama bir tane Gana'da bir tane şey varmış. Gelenek. Evet. Ölen insanların mesleğine göre tavuk yapıyorlar. Mesela manav ölüyor, lahana şeklinde tavuk yapıyorlar. Onun içine gömüyorlar. Gerçekten çok tuhaf. Ve mesela düşündüm, ben ölsem acaba neyin içine gömülürdüm Gana'da yaşasaydım dedim. Ney? Kamera çok kötü olur ya. Ve orada bir en çok güzel şey olmuştu. Tabutları yapan kızla röportaj yapıyorlar. Siz nasıl gömecekler? Normal tabut diyor yani. Çünkü benim mesleğim o Herhalde ya. imam herhalde. Kız mı? Evet. Tabutçu. Böyle special tabut yapıyor. O Çocuk zaman. ölüyor mesela, Cinderella'lı tabut yapıyor falan. Gerçekten korkunç bu arada yani. Çok korkunç. Ama kendimi orada hayal ettim ya. Buradan senin hangi mesleğine kendini tanımladığına gelmeye çalışıyorum. Harika bağladım bence. Ben aslında yani müzik yapacak çok son kişiyim gibi hissediyorum. Niye? Yani hiç müzikle ilgili aslında ya kendimi bir yani emlakçı olsam daha iyi gibi hissediyorum, bilmiyorum. Yani Neden? yapabileceğim her meslekte kendimi daha iyi görüyorum müzik haricinde. Ha. Belki de o yüzden her gün daha fazla tutorial izliyorum. Hmm. O yüzden daha fazla çalışmaya gayret gösteriyorum. Peki bu bir Böyle bir mütevazılık mı, yoksa hani ben hep yok. öğrenci kalacağım hocam falan öyle bir şey, Yo, aslında yoksa? şöyle, mesela benim kardeşim var, Erkan. O mesela daha müziğe daha yakın. Yani daha çok müzisyen olmaya uyumlu birisi yani. Aslında müzisyen olması gerekiyordu ailede. Ne oldu? Basketbolcu oldu. Okey, Ben de güzel. aslında sporcu olabilecek birisiydim. O Sen de müzikle, müzisyen oldun. evet, ben de müzisyen oldum. Aileniz çocuklarını çapraz mı yönlendirdi yani? Nasıl bir şey böyle sonuçlandı? Şöyle, ben babam Fenerbahçeli diye Fenerbahçeli oldum. O da annem Galatasaraylı diye Galatasaraylı oldu. Okey. Müzisyenlik. Peki. Aile. Ya şöyle söyleyeyim, mesela hani son bir yıla kadar babam benim ne iş yaptığımı bilmiyordu. Bir yıl. Evet, son bir yıla kadar. Görüştüğün bile mi babamla? Tabii, devamlı görüştüğüm Ne yapıyor zannediyordu seni? yıl. Ne yapmadığımı zannediyordu bence. Hani mesela bana şunu söyledi. Ben seni kahvehanelerden toplamayı düşünüyordum dedi. Hala. Ya Peki çok hala. para kazandı biliyor mu? Ben Bir, tahmin ediyorum o, çünkü. o tahmin ediyor. Çok para kazandı. Anladım. Mutlu mu şu anda? Çok mutlu. Okey. Yani son zamanlarda yaptığın her şeyi izle... Aslında şuna kalacağım ya. Lütfen. Vazgeçtim. Burada kalmak istemiyorum. İnsanın kendi işine yaptığı bu yabancılaşma mı bu? Hani mesela bu değil ya benim, daha iyi işler yapabilirdim falan. Aslında hani mesela Moby Güzel bir efsane gibi bir şeye Evet. dönüştü. Hey Douglas, sen de az önce söyledin yani, bir ara reklamların %50'si Hey Douglas'tı veya Hey Douglas taklidi yapan birileriydi, bilmiyorum.
O konuya ayrıca geleceğim bu arada. Evet. Yani şöyle söyledim aslında buraya reklam müziği yaparak geldim ama Hey Douglas reklam yapıyor diye bir şey söylemedim. Sadece reklam müziği yapan bir firmamız var. Onunla beraber reklam müziği yapıyoruz aslında. Anladım, anladım. Mod Exel iyi bir rap grubu başından beri. Hey Evet. Douglas da iyi bir ses manipülasyonu yaparak kültürel olarak yani aslında kendi kültürümüzden beslenen ve bunu nesile aktarmaya çalışan bir müzik projesi. Hal böyle olunca Hey Douglas aslında manipülasyon yeteneğini ortaya koyan bir müzikal yaklaşım. Yani atıyorum mesela çok sevdiğim bir Anadolu türküsüyle hiç bilmediğim bir sound'un birleşmesi yani aslında baktığın zaman. Buradaki asıl niyet şu. Beatles jack'ı amfiye taktığında çıkan drive sound'la şu anki autotune bence aynı. Hey Douglas'ın yapmış olduğu şey de bir sonraki level'da aslında jack'ı amfiye takmıyor da ya da autotune'le şarkı yapmıyor ama işte teknolojinin bazı imkanlarını kullanarak ortaya bir ses tarlası çıkartıyor. Peki bu öncü bir şey miydi burada? Çünkü ben seninle tanıdım ama ben poplaşınca mı tanıdım yoksa hakikaten böyle bir şey var mıydı? Öncü bir yanı var mıydı Ben aslında Hey Douglas'a İstanbul'a geldiğimde somut olarak başladım. Daha önce Ankara'da da ufak tefek ses denemeleri yapıyordum. Yani sound'la ilgili ama İstanbul'un mimarisi beni çok etkiledi. Ciddi mi? Şöyle. Yani daha önce bir Hey Douglas mutlaka dinlemişsindir. Bir Hey Hey Douglas Douglas. şarkısı dinledin mi? Evet. Abi konuşuyorum, ne kadar sevdiğimi falan söylüyorum. Tamam. Yani Tamam. işte tamamıyla bence İstanbul'daki bütün o çarpık kentleşme de işte içinde bulunduğu bütün o mimari güzellikleriyle beraber, doğasıyla, çevresiyle beraber aslında ben hep İstanbul mimarisine etkilendiğimi düşünüyorum. Çünkü Hey Douglas'ın içerisinde yanlış olan şeyler de var. Sound olarak, drive, işte noise işler de var. Bunların biraz daha böyle İstanbul'un kaotik yapısını temsil ettiğini düşünüyorum. Yani bu şehir bana bu müziği yaptırdı. Ankara'dayken daha Direkt de çok Moda İstanbul Güzel. şarkısı da yaptın hatta. Direkt Hangisi? İstanbul seslerinden oluşan falan filan. Ha, o şöyle oldu aslında. Bir marka bana geldi dedi ki ya İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki işte sokak müzisyenlerinin remixlerini yapar mısın diye geldi. Ben de dedim ki yani İstiklal Caddesi'nde dilenci var yani sokak müzisyeni diye bir şey yok ki adamın gözü yok flüt çalıyor kulağıyla. İşte bacağı yok saz çalmaya çalışıyor. Evet. Anladın mı? Hani ben şimdi bu... O aksaklıkları Yok. Ya şimdi baktığın zaman onların remixi nasıl yapılır ki? Yani hani buradan bir Berlin'e gitsen adam orada işte ne bileyim böyle bir klasik müzik çalıyor, birisi keman çalıyor. Hatta Avrupa'da senfonide çalan insanlar senfoni ekmeden önce eğer zamanı varsa bir yarım saat erkense çıkıp orada enstrümanı yansıtıyor. çıkartıp çalabiliyor. Ben de markaya dedim ki gelin şöyle bir anlaşma yapalım. Siz İstiklal Caddesi'ne ilk nereden girdiniz diye sordum. Evet. Nereden girmişler? Ve sen nereden girdin? Evet, sen nereden girdin? Ben meydandan girmişimdir herhalde ilk ya. Evet, bunu az önce düşündün ama. Düşündüm evet. Evet, ben de onlarda bu düşünceyi yaratmak için bu Aha. soruyu sordum. Tamam. Onlar da işte senin gibi ben meydandan girdim, ben Boş boş ortadan girdim, cevaplar ben verdiler. baştan girdim, şuradan girdim, buradan Evet. girdim. Sen kalpten gir. Öyle bir şey mi geliyor? Çok korkuyorum öyle bir şey olacak. Yok. Ben dedim ki yani nereden girdiğimizi bir kenara bırakalım. Ben size bence nereden girilebilecek olan yerleri çekeyim işte. Yani nereden girilebilir, nereden girdik. Onlar çok beğendi, çok sevdiler. Güzel. O an mı bulmuştum bu cümleyi? Tabii Daha önce o an bulmuştum. Okey. Çünkü aslında önemli. Yani İstiklal Caddesi'ne nereden girdiğin Önemli hakikaten evet. önemli yani. Buradan Doğuş Aslan'a çok selam söylüyorum. O da Ha, o mu çekti? beraber çektik. Onun tabii çok iyi bir bilgisayarı vardı PC. Çok iyi CGI yapıyor biliyorsun. Evet, biliyorum. Ondan sonra onunla beraber bu işi yayınlamış olduk. Yayınladıktan sonra da zaten biraz daha İstanbul'la ilgili ilk geldiğimden sonraki açılım o projeyle başladı. Diyebilirim yani aslında reklam sektörünün patlaması özellikle. Ha tam işte biz mesela bazen ajanslarla iş yapıyoruz işte falan. Mesela bir ara şey vardı gerçekten bir ajansla görüştüğümüz zaman müzik referansı direkt şey geliyordu. Hey Douglas gibi bir şey yapabilir miyiz falan. Yani gibi bir şey derken mesela Hey Douglas'a hani bu kadar referans veriyorsanız hani Hey Douglas'a para versek mesela o yapsa falan. Teşekkür ederim. Rica ederim. O da Demek yani olsun. daha ucuzu yok mu bu Hey Douglas gibi bir şeyle karşılaşılıyor ya. Yani. Değil mi? Çok oluyor hakikaten. Neden mesela veya bu şey yapıyor mu? Hani
röportajından da şey bağlayacağım. Sen şey diyorsun, böyle pop bir halde olmak istiyorum. Yani popüler, tanınır, bilinir. Yaptığım şarkıların yıllar sonra kalmasını istiyorum falan. Ama bu mesela senin şu an hem taklitlerin olması hem senin kendi müziğine devam ediyor olman, mesela bunun böyle bir şekilde değerini azaltıyor mu? Yani bir yerden sonra böyle hangisi Hey Douglas'ta gibi bir şey olmayacak mı? Poplaşmanın böyle bir tehlikesi yok mu? Ya genelde bana söylenen şey şu, ister Hey Douglas olsun ister başka bir müzik projesi olsun, insanlar yıllarca yapmaya çalıştığım şeyi söylüyorlar aslında. Bunu senin yaptığını biliyorum diyebiliyorlar ne olursa olsun. Çok iyi taklit eden gördün mü hiç? Şöyle ben aslında İstanbul'a ilk geldiğimde normalde barlara, mekanlara daha sıklıkla gidiyordum. Çünkü stüdyom tadilat aşamasındaydı ve hani İstanbul'da zaman geçirmek istiyordum. Aslında bunu ilk yapan kişi ben değilim. İstanbul'da daha önce başlayan bir hikaye bu, ben yokken. İstanbul'un barlarında, mekanlarında bazı DJ'ler işte Barış Manço'nun sample'ını alıp işte Erkin Koray'ın sample'ını alıp bir müzikal bir şey yaratmaya çalışıyorlardı DJ kabininde çalarak. Fakat benim dikkatimi çeken şu oldu. Yani mekanda doğru sound etmiyor. İşte devamlı atlıyor. İşte Mekanların sound'uyla ilgileniyorsun anladım. evet. Evet. Ya sonuçta neyse konu çok fazla müzik teorisine doğru gitmeye Yok, gir başladı. gir ya. Sorun değil. Yani şey Güzel dikkatimi gördüm. çekti. İşte insanlar bir şey deniyor ve hep bir eksikliği var. Yani böyle ya sound'a dikkat etmiyor ya atlıyor ses, bir şeyler oluyor falan. Ben anlıyorum onların ne yapmak istediğini ama tam o çalışmıyor. Ve dinleyicide de bir karşılık bulmuyor. Sonra benim stüdyom tadilattayken ben bunu bir yapayım gibisinde bir girişimde bulundum. 3-4 tane şarkı yaptım. Onları da bizim stüdyonun çok güzel terası var. Orada müzik çalarken aralarda onları serpiştirmiştim ve onlar çalıyorlardı. Sonra bir arkadaşım geldi dedi ki bana Yasin işte ben sana bir mekan ayarladım bunları çalman lazım falan. Ben dedim ki 3 tane şarkı var ne çalacağım ben? İşte araya başkalarını koyarsın falan. Dedim ki ben hani öyle bir şey yapmam. O zaman sana bir hafta daha mühlet bir set hazırla. Ben de hakikaten de şey bana verdiği 2 hafta içerisinde yaklaşık 1,5 saat çalabileceğim kadar şarkı yaptım. Yani günde 5 şarkı yapmaya kadar gitti bu. Sonra ilk çaldığım yerde de işte ben çalmadan önce tabii böyle bir dünya ekipman falan getirdim böyle. Bir de hani Noble'da çalmıştım. Ondan sonra personel zaten akşamdan yorgun. İşte herkes bugün niye böyle bir etkinlik var gözüyle bakıyor. O gün orada çaldıktan sonra mekandaki personelin gelip bana bu ekipmanlardan ben de alacağım demesi mesela beni çok güldürmüştü Evet, al abi tabii. ve sevindirmişti. Şimdi şeyi biraz daha şöyle toparlamak gerekirse İstanbul'daki yapılan bu müziğin ben aslında farkına vardım ve bunu daha doğru bir şekilde nasıl yapabilirim diye oturup çalışmaya başladım. Ben çalışmaya başladıktan sonra geri kalan herkes zaten ofsayta düştü yani hani sadece ben kalmışım gibi bir algı yaratıldı. Öyle oldu evet. Sonrasında Bir de inanılmaz bir saygı da görüyorsun. O da çok tuhaf geliyor bana. Yani seviyorum bunu ama. Yani marka işbirliği mesela reklam müziği yapıyorsun. Moda evet. Güzel'de yani önceleri en azından sen nasıl tanımlıyorsun bilmiyorum ama gangster rap denilen hani Altın Jack falan bayağı yardırıyor. Mesela sonra bir tık daha yumuşuyor bence sözlerde falan. Ama hani o tarafta aşırı protest bir şey var. Bu tarafta reklam müzikleri var ve internette senin hakkında kötü yorum yok. Mesela bu nasıl olabiliyor? Hani her yerinden saygı duyulan bir şeye nasıl dönüşüyor? Birazcık öğretebilir en Çok. azından. Bir iki kişi saygı duymuşsa nasıl olur o iş hocam? Vallahi çok teşekkür ederim. Bunu sen de biliyor olmalısın. Çünkü Yo bunu bilmiyorum hakikaten hiç yaşamadığım iş. Burada şöyle yaşıyoruz bak burada çok tatlı insan var gibi. Sosyal medyaya bakmamaya çalışıyoruz. açıkçası ben de sosyal medyada çok iyi değilim. Yani belki de bununla ilgili bilmiyorum. Ben seni uzun zamandan beri tanıyorum. İstanbul'a ilk geldiğinden beri seni tanıyorum aslında. İlginç. Tamam. Evet. Ama hani hiçbir araya gelmedik. Hiçbir şeye Evet. denk gelmedik. Ve bugün senden bunu diyor olmak benim için Ama güzel bir bunu şey. sadece benden duymuyorsun herhalde değil mi? Bunu çok farkındasındır yani. Yani Hani mesela Modi Güzel de hiçbir zaman kötü olmadı. Yani mevzu maka ben korktum mesela yeni albüm geliyor bakalım ne olacak falan. Yine hayvan gibi iyi albüm. Yine oraya soundtrack verdim buraya bilmem ne. Şu an en son Kennedy yokuşunu şey kurup bekledim yani. Timer kurup bekledim falan. Evet, fanboyluk yapıyorum biliyorum ama öyle yani yapacak bir şey Yani yok. şöyle, Hey Douglas'la ilgili o son bahsettiğimiz konu vardı ya şey işte insanlar bana devamlı yaptığı işleri gönderdiler. İşte dedi abi ben de böyle bir şey yaptım dinler misin? İşte SoundCloud üzerinden genelde hep insanlar yaptıkları çalışmaları gönderiyorlardı. Ben de her gönderene süper olmuş devam et ikinciyi de gönder dediğimde hep şu mesajı aldım yani fix. Aynı mesajı hiç değişmeyen noktasına virgülüne kadar aynı mesajı aldım. Ben senden bunu duydum ya.
Ben daha bu müziği yapmasam da olur. Aa, bu peki iyilik mi yaptın sence insanlara yoksa bok gibi müziklere yol mu verdin acaba? Yani bilmiyorum hani şey. Ben çünkü bayağı şey diyorum, bu ne abi falan yazıyorum bazen. Ben iletişimi beceremiyorum galiba. Ben de öyle güzel bir mesaj hazırlayalım beraber. Yani işte ben ne kadar teşvik etsem de ne kadar işte yapmalarını. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer sen bir müziği yapıyorsan ve bu müzikte teksen orada bir sıkıntı var. Ha, bunu demin kuliste söyledim. Mesela böyle düşünmediğim bir şeydi. Onu bir Evet. açalım. Yani şöyle bir scene oluşturman gerekiyor. Yani topluluk oluşturman gerekiyor. Eskiden bireysel olman gerekiyor gibi bir durum vardı. Bu hangi yıllarda söyleniyordu bilmiyorum. İşte dünya Evet. bireysel olma yolunda ilerliyor. İşte Instagram'ın çıkışı, sosyal medyanın oluşumu falan. İşte sen artık bir kişisin. Bütün dünya artık sensin falan gibi bir Evet. durum vardı. Şimdi onun olmadığı, yani aslında topluluk olmanın ne kadar önemli olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız. Özellikle bu Web 3.0 ile beraber gelecek olan dönemde Evet. bunu daha iyi anlayacağız. Peki bir ortamda yaratmaktan da bahsediyorsun değil mi? Tabii. Yani senin gibi müzik yapan başka insanlar. Aynen öyle. Çünkü o zaman senin yalnız kalıyorsun tek Evet, başına yaptığında. aynen. Yani Ama Türkiye'de genelde böyle düşünmüyor biliyorsun ki. Beni geçer falan gibi bir kafayla kimse yeni bir isim çıkarmıyor. Kimse hani tamamen yalnızlaşmaya oynuyor büyük isimler genelde. zaten Ve bunda yalnızlaşıyor. söylüyor. Yalnızlaşıyor da ve de bitiyor da gerçekten. Yalnızlaştığı zaman da işte saçmalamaya başlıyor. Evet. Saçmalamaya İsim verelim mi? Kimi vereceğimizi herkes biliyor. Yok, Cem Yılmaz demeyeceğim bugün. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela birinci birinci yapan ikincidir. İşte ikinci ikinci yapan üçüncüdür falan diye gitmeyeceğim ama hakikaten bir scene oluşturman gerekiyor. Mesela biz şu anda en son Air Anatolia diye bir tane proje yaptık. İşte Hey Douglas var. Hey Douglas'tan ben varım. İşte Tolga Büyük var. Tolga Büyük'ten Aletmen var. Eralp Güven. Erdem Başar var. Yine Aletmen'den. Al McSwim var İngiltere'den. O da mesela İngiltere'den hem Anadolu müziğiyle hem Hint müziğiyle dünya world müziğiyle uğraşan bunlar müzisyen arkadaşlar. Ve bu Air Anatolia diye bir tane proje yaptık ve hani insanlar şey diyor. Hey Douglas da işte sen bir köprüsün. İşte bu soruyu ve bu cevabı herkese söylüyorlar. Ama kimse bu köprüyü görmüyor. Bu köprü nerede? Hani ben bir köprü oluşturuyorum diyelim ki Hey Douglas yapmaya başladığım zamanlarda bu telif hakları ile ilgili bayağı işin içerisine girmeye başladım. Çünkü mesela Jay-Z şey yapabiliyor ya da Dr. Dre istediği sample'ı kullanabiliyor. Evet. Dünyada istediği sample'ı kullanabiliyor. Özgürce müzik yapabiliyor. Biz kullanamıyor Biz muyuz? kullanamıyoruz. Ve o bizim müziğimizi kullanabiliyor, biz Biz kendi müziğimizi neyden? kullanamıyoruz. Hukuktan ötürü, hukuk sistemimizden ötürü. Bizde müzik sektöründe fonogramlarla ilgili yani kaydedilmiş bir içerikle ilgili yani bu kaset olabilir, CD olabilir ya da Mars'ta ya da ileride keşfedilecek bir Evet, bizim de var ya bütün sözleşmemiz. sözleşmelerde öyle. Kanal D ile falan gerçekten bir sözleşme imzalarsanız mesela şey yazıyor. Tüm güneş sistemlerindeki televizyonlara haklarımı devrediyorum. Tabii. Gerçekten ettik yani. Galaksiler falan yazıyor. Bir gün Mars'ta böyle ayak işleri falan oynuyor. Hoşuma gider. Doktorlar oynamasın da ne oynuyorsa Şimdi işte oynasın. mesela böyle bir dünyada böyle bir sözleşme çerçevesinde bizim endüstrimiz olmadığı için, böyle bir yapı olmadığı için ben şimdi mesela diyelim ki birisinin sample'ını kullanmak istiyorum ve hani o sample'ı yeni bir sound paleti oluşturup ona yeni bir şeyler yaratmak istiyorum. Ama kimseyi karşımda muhatap olarak göremiyorum. Zamanında herkes bütün fonogramlarını şirketlere devretmişler. Ve bu şirketler ikiye de ayrılabiliyor. Mesela Türkiye içi devretmiş, sadece Avrupa'yı devretmiş. Yani ya da yurt dışı haklarını devretmiş. Şimdi karşında bir muhatap bulamıyorsun. Yani mesela birisinin bir şarkısından bir parça bir şey kullanmak istediğin zaman hiçbir muhatabın yok. Kimse bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor. Peki o her şeyi kullanabilen insanların parçalarını sen mesela kullanabiliyor musun? Atıyorum gidip şarkına Jay-Z sample'ı koysan ne olur? Sen de yapıyorsun lan dersen en kötüydü. Şöyle, Diyemezsin de hani tabii yani içinden dersin. onlar bunu şöyle yapıyorlar. Onlar bir defa çalıştıkları plaj şirketleri ve kendi oluşturdukları o endüstri içerisinde eğer sen bir şey yaratmak istiyorsan sana senin yaratıcılığını hiçbir şekilde kısıtlamıyor. Yani bir defa sistem öyle kurulmuş. Senin yaratıcılığını bozmamak üzerine kurulmuş. Ondan sonra etik dünya devreye giriyor. Sen yaratıcılıkta sonsuzsun. Eğer etik aykırı bir şey yaptıysan yani uymuyorsa bu sığmıyorsa hiçbir etik dünyaya ondan sonra sen birey olarak bununla mücadele etmen için seni gene şey yapıyor. Salıyor yani aslında dünyaya. Yani bunun yani Kanye West'in problemi diyor bu. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bizde şöyle Peki yani mesela Mos Def atıyorum Selda Bağcan kullanıyor. Buraya bir para ödüyor mu yoksa bu benim hakkım istediği gibi kullanıyor mu? işte şimdi zaten bilinmeyen taraf şu. Normalde sanatçılar edisyon firmalarına işte zamanında atıyorum Almanya'da ya Türkiye sadece Türkiye'den ibaretken zamanında
Şu anki hali gibi yani. Evet yani. Almanya'da kasetin çıkması onun için bir şey ifade etmiyor. Almanya haklarını bir şirkete devrediyor. Ona diyor ki benim bu şarkım tamamen sende. Sen bundan bir şey kullanılırsa bana 500 dolar gönder diyor mesela. Sembolik bir para şey yapıyor. Şöyle küçük bir bak. Aynen. Orası da için herhalde. Mos Def'te gidiyor 500 dolarını yatırıyor. Selda Ha, Bağcan anladım. şarkısını alıyor. Kullanıyor Ha, o mesela. bizde de var aslında, biliyor musun? İyi niyet şeyi. Değil mi? Biz de yapıyorduk bir. Mesela bir tane kitaptan bir pasaj paylaşmak istiyorum dizide falan. Ama bilmiyoruz o kime ait. Elimdeki bir tane saçma sapan bir sayfadan gördüğüm mesela bir cümleyi ve gidiyorum garantide bir tane hesap açıyorum. Diyorum ki bu benim, ben buraya 5.000 lira yatırıyorum kardeşim. Ben bunun yazılarını bulamadım yani. Bu burada dursun. Bulursam telif ödeyeceğim. Biri dava açtığında iyi niyet olarak onu gösteriyorsun. Ben aradım. Değil mi? Böyle bir şey var şu anda. Ama mesela ne kadar çalışıyor veya bunu kimler üstte kullanabiliriz falan hiçbir fikrim yok. Yani onun çok bir geçerli yok. O sırada senin işin yayından kaldırılmış oluyor. Türkiye'de Kaldırılıyor. işte Doğru. bir dünya problem yaşıyorsun falan filan. Eskiden işte şey derlerdi. 8 ölçü var, 5 ölçü var falan. Ha, Öyle bir şey yok yani. Sonuçta ortada bir eser var ve ben bu eserin artık seninle görüşmeden bile senin eserini kullanabileceğim bir dünya şu an geliyor. Yani Web 3.0'la beraber aslında hepimiz bunu bekliyoruz yani. Ben aslında bunu bekliyorum bir nevi. Ne olacak? Ben hani seninle görüşmeden blockchain'de senin zaten bir şarkı yapmışsın ya da bir film çekmişsin sen. Ve filmi en son MOV formatında ya da MP4 formatında export alırken şunu yazıyorsun akıllı sözleşmeye. Benim bu filmimden birisi bir sahne kullanacaksa eğer şu kadar, bu kadar yıl kullanacaksa bu kadar gibi bir Aa, geliyor içeriği mu? yazıyorsun ve ondan sonra gelmesini bekliyoruz işte. Bunlar üzerine konuşuluyor zaten şu anda. Aa, çok iyiymiş. O yüzden de şey. Ya biz Hakan Peker'i böyle radyodan duyalım falan dedik bir yerde. 75 bin lira falan istedi abi yani böyle. Radyodan lan falan. Ben daha önce şu örneği, Bir de daha önce bu örneği verdim ama tekrar söyleyeyim yok istersen. olmuyor musun abi o zaman? Hani her şeyden bu kadar para, hani sen bir kültürün bir parçasın. 90'lar sahnesiydi böyle, flashback'ti. En hit şarkı çalsın ama arkadan duyalım falan. 75 bin 4 sene önce istediği paraydı. Böyle şey olduk yani. Mümkün değil abi. O zaman hani kimse hatırlamasın. Okey şarkını o zaman falan. Yani kendi kendime atarlandım evde falan. Başka sonra Ya Ozan Orhan kullandı. burada şöyle bir durum var. Bu örneği daha önce de verdim ama diyelim ki bir ev almak istiyorsun. Ev kiralamak istiyorsun. Ev sahibi Evet. olmak istiyorsun yani hani. Ve ev sahibine diyorsun ki ben bu evi almak istiyorum. O da sana diyor ki tamam sana bunu satacağım, vereceğim ya kiralayacağım. Ama sen ya bu evin içinde çok fazla eğlenirsen. Evet, doğru. Anladın mı? Hani ben Aynen. şimdi birisinden sample istiyorum. Ben bu kadar kazanmadım ki ya senin şarkın patlarsa ve çok Evet. kazanırsan diye korkuyor, değil Evet mi? böyle bir durum var ve aslında bu tamamıyla sektörü yani bir endüstri olmadığı için şey var hani Ha, ilginç bayağı. bilmemezlikten kaynaklı bir şey tepki bu. Bilmiyor. Yani elindeki evi bilmiyor. Evin imkanlarını bilmiyor. O evin nasıl olduğunu bilmiyor. O, yani hiçbir şey bilmiyor. Ve sadece tek korkusu senin o evden evde çok mutlu olman. Evet. Evet. Biraz Türkiye'nin de özeti gibi aslında Hadi konuyu değiştirelim. ya. Okey. Değiştirelim. Şu şeyle ilgili, İstanbul'la gelmekle ilgili söylediğim bir şey var. Onu çok sevdim. Şu anda o işin hangi aşamasındasın onu merak ettim. İnsanlar ana yaşadıkları şehirleri terk edip başka şehre gittiğinde, mesela İstanbul'dan Fethiye'ye yerleşiyor diyorsun. O zaman ilk bir sene, iki sene sadece İstanbul'da yaşamıyor olmanın sevinciyle o şehirde yaşıyor. Sevinci Sonra değil de hangi İstanbul. şehirde yaşadığını fark edince oradan nefret ediyor. Aa, siktir, ben Fethiye'ye taşınmışım abi. Çok güzel bir benzetme Ben bu bunu bir aslında. tane Japon belgeselinde izledim. Noise belgeseliydi. Orada hakikaten mimar olan birisi söylüyordu. Yani Tokyo'da da öyle. Ya Türkiye'de de öyle aslında. Fark etme. Dünyanın her yerinde öyle. Sen bir metropolde yaşıyorsan ve amacın ya ben çok sıkıldım buradan gideyim bir dağda bayırda işte hayatımı kurayım falan gibi niyetim varsa Kurtulduğun şeyin coşkusunu yaşıyorsun aslında, değil mi kurtulduğun şeyin şey vardır ya mesela yurt dışında bir yere gidersin. Ya bu Türkiye'de yok işte. Atıyorum karşıdan karşıya birisi geçiyor. Mesela arabalar duruyor ya. Abi, Türkiye'de olsa hepsi ölmüştü falan filan. Hani, Evet. şimdi bundan vazgeçtiğin andan itibaren aslında. Yani kıyaslamadan vazgeçtiğin an. İşte kendini gerçekten de oralı olduğunu hissettiğin an. Benim burada ne işim var demeye başlıyor. Çünkü artık şeyin bitiyor. Yani isyanın bitiyor. İşte orada olduğun zaman handle ettiğin o durumlar ortadan kalkıyor ve kendini gerçekten şey olarak hissediyorsun. Yalnız ve bu şehirde şu an ne yapacaksın? Yeni bir başlangıç ve burada domates almak için markete gitmen gerek. Yani Ne kadar kendini sürdü üretmen. bu senle mesela Bu işte İstanbul'la ilgili? ben de İstanbul, ben hiç birikmedim. Ben hani öyle bir niyetim de olmadı. Dedim hani büyük bir şehirden çıkayım. Ankara'dan buraya gelmedin mi? Ankara'dan buraya geldiğimde
Şimdi şöyle bir şey var. Mesela yalnızlık normalde İstanbul'da yaşanacak bir şey değildir diye düşünülür. Çünkü çok kalabalık bir şehir. İşte yalnız olman imkansız falan. Halbuki yalnızlık normalde Ankara'da yalnız olmazsın mesela. Ama İstanbul'da yalnız olabilirsin. Ankara'da niye olmuyorsun? Çünkü Ankara'da yalnızlık dediğimiz şey aslında kalabalığın sana vermiş olduğu yaklaşımla ilgili olan bir şey aslında. Hani yalnızlık. Senin o kalabalık içerisindeki kalabalığın sana baktığı duruşla ilgili olan bir şey. Ankara'da kalabalık olmamasına rağmen Ankara'nın o kadar İstanbul kadar 4 kişiyle zaten şöyle bir veri var yani. Mesela Peki atıyorum. yalnız olmak kötü mü? Kötü bir şey olarak mı konuşuyoruz şu anda? Yok hayır. Yalnızlık şimdi şöyle. Eğer sen ya yani kendi isteğin doğrultusunda niyetin doğrultusunda Tek başınaysan diyelim. ben eğer Yalnız demeyelim hani biz. yalnız derken atıyorum fiziksel olarak bir yalnızlıktan bahsetmiyorum. Evet, anladım. Yani his olarak bir yalnızlıktan bahsediyorum. Ankara'da tabii ki hani 4 kişiyle baktığın zaman sen 5. kişisin. Burada 100 kişinin içerisinde 1. kişi, 100 kişi de birsin yani. Hani buradaki psikoloji olarak baktığın zamanki yalnızlık aslında Ankara'dan İstanbul'a geldiğin zamanki farkı ortaya koyuyor. Burası Anladım. Fethiye değil ya da Ankara bir işte köy değil yani. Hani o yüzden de buradaki Ankara'dan buraya gelmiş birisi olarak ilk yaşadığın travma şu oluyor. Kalabalığın içerisinde kendini çok yalnız hissetmeye başlıyorsun. Bu benim çok işime geldi. Çünkü ben stüdyodan dışarı çıkan birisi değilim zaten. Ben birçok stüdyo çalışırken şunları hissettim mesela. Stüdyo çalışıyorum, havai fişek patlıyor. Bir bakıyorum yeni yıla girmişiz. Ya anım O hani kadar. öyle zamanları hatırlıyorum. O yüzden de ben herkes tatile giderken çalışmayı seven ve herkesin tatile gitmesinden Evet, ben daha de çok çok keyif isterim. alan birisiyim. Yani herkes tatile gitsin, herkes daha fazla böyle güzel zamanlar harcasın. Ben de oturayım stüdyoda daha çok kendimle ilgili işlere ayak uydurayım, çalışayım gibi bir düşünce yapısına sahibim. O yüzden de ben Ankara'dan İstanbul'a geldiğimde yani bilmiyorum şey konusunda Ankara'dayken de hep hayal etme şeyindesin yani. Ankara'dayken işte denizi hayal etmek en basit olan şey. Ama mesela Ediliyor mu gerçekten? efendim Öyle bir şey var mı gerçekten? yani işte böyle hani Yokuştan gidiyoruz ve yine deniz yok falan. Ben İstanbul'da sikimde değil mesela. Deniz ya görüyormuşum, görmüyorum. Kadıköy'deyim ama yanlışlıkla burada doğduğum için buradayım yani. Yoksa yani o denizi işte Sultanbeyli'de de olabilirdik. yani şöyle mesela Ankara'dayken hani spesifik olarak deniz olmayabilir belki. Yani deniz Ankara'daki için başka bir şey ifade ediyor olabilir. Yani Evet bildiğimiz evet deniz tamam. olmayabilir. Ya onu bilerek eksikliğini hisseden biri için ancak Ankara'da deniz yoktur herhalde. Ankara'da doğan biri için denizin kelimesi de çok fazla geçiyor mudur bilmiyorum. Ya biz burada diyor muyuz? Niye burada çöl yok abi? Yani niye İstanbul'da hiç çöl yok ya falan. İnsan uyanınca bir çöl görse şöyle falan demezsin. Ya işte Ankara biraz şey nasıl bir şehir biliyor musun böyle? Mesela en güvenilir şehir olarak hissedilir. Hep Ankara'dayken Ankara'yı en güvenilir şehir olarak zannedersin ama işte bir darbe girişiminde en güvensiz şehir olduğunu anlarsın yani aslında. Anlatabiliyor muyum? Evet anladım. Yani Ankara'dakilerin Ne kadar durum. saçma şeyler düşünmek zorunda Evet. olduğumuz bir ülke Yani gerçekten. Ankara'nın memur şehri işte. Hani deniz kuvvetleri bile Ankara'da var öyle söyleyeyim yani. Doğru. Yani böyle bir şehirde ister istemez deniz kuvvetlerinin arkasında şöyle bir deniz göreyim istersin yani gün batımı Evet anladım. izleyeyim. Ankara'dayken şey yapıyorsun hayal kuruyorsun ve bu hayaller şey şöyle oluyor. Ya yani İstanbul'da diyelim ki ikimiz Ankara'da konuşuyoruz. Diyoruz ki bir iş yapacağız beraber bir proje geliştireceğiz. Sen bir şey anlatıyorsun ben sana diyorum ki ya İstanbul'da olsan seni tanımazlar. Bu konuyla ilgili ilgilenmezler. Sen ya, bu iş yapamazsın İstanbul'da. O da diyor ki neden ya falan. İşte diyorsun ki işte çünkü bu ayakları sağlam değil. Şuraları güçlendirmen lazım. İşte İstanbul'da olsa şurasını şöyle yaparlar. Abi İstanbul'da aslında bunu böyle yapıyorlar falan gibi Bunlar doğru bilgiler mi yoksa uydurulan şeyler gibi mi? uydurulan şeyler. Ya yani şöyle Anlamadım, tahmin ettim. Ankaralı kendine engel koymayı seviyor. Yani böyle işte daha iyi hazırlıklı olmak için. Sanki böyle hakikaten uzaya Ama çıkacak. abi nasıl hazırlandıysanız Ankaralılar Evet olarak işte. son 5 yılı domine ettiniz yani. Hani ezelinden beri ne oluyor dedik abi. Eğer ne çok İşte Ankaralı varmış kardeşim. İstanbul'a geldiğinde de şunu görüyorsun. Yani bir iş yapıyorsun mesela. Hayal kırıklığına uğruyorsun. Yani diyorsun ki ya bu hakikaten böyle miymiş yani? Ben o kadar zaman Ankara'da oturup da bunu düşündük. İşte İstanbul'da bu iş aslında böyle yapılıyor falan. Ondan sonra işler kolaylaşmaya başlıyor İstanbul'da. Kolay bir dönemindesin yani şu anda. Okey. Alıştık. Yani ben senin adına şöyle düşünüyorum. Senin daha döneminin gelmediğini düşünüyorum mesela Aa, İstanbul'da. nasıl yani? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Dönemim gelmedi. Evet, senin daha Ne dönemin anlamda? gelmedi. Daha Bilmiyorum. patlama mı yaşayacağım? Evet, ya belki de Büyüyor öyle. muyuz? Evet, aynen. Harbi mi diyorsun? Ne Evet, senin için yapacağım? öyle Bu çok düşünüyorum. büyük şu anda benim için mesela. Bayağı şaşkın olduğum bir süreçten geçiyorum.
Fatih Altaylı'dan sonra ben ünlü oldum oğlum. Gerçekten. Onu gören oldu mu falan soruyorsun. Ya bu arada. Oğlum aşırı hayatımda ilk defa ünlü olmuşum bir de. Evet. Unutmayın ki hiçbir şeyi ciddiye almam. Ya bu arada ben mesela o programı değil de o küçük videoyu izledim ben de. Evet. Dedim ki o ufak ama ne kadar da halkçı bir çocuk dedin değil mi? Dedim ki vay falan hani böyle bir şey söylemiş falan. Sonra programın tamamını izlemeye karar verdim. O imajı kıldı mı? Ya şöyle oldu aslında. Meğersem Fatih Altay da öyle düşünüyormuş yani. Hani herkes öyle. Çünkü orada o videoda enteresan olan şey şu. Sanki sen bir ortam içerisinde coşuyormuşum gibi. Evet, ya bir anda böyle masayı... Onu da çok bozmak istemedim bu arada yani. Ya, mesela paylaşmadım falan. Evet. Çünkü sonrasında izlerler diye paylaşmadım. Evet. Ya programın tamamını... Bir sonraki cümlede ben şey diyorum. Ben sarmaya düşman değilim falan. Yani kesinlikle beni seven biri paylaşmış o videoyu yani. Yani programın tamamını izlediğim zaman aslında... Program öyle akıyormuş zaten diye evet. Bir his doğuyor. Ama tabii ben... Benim dönemimin geleceği günlerden bahsediyorduk. Aynen. Oraya atlamak istemem. Aynen. Yani şey gibi ben seni biraz daha böyle hani Umberto Eco gibi görüyorum aslında. Oha! Ben çünkü daha çok Enes Batur'a doğru gidiyorum yani. Enis de değil üstelik yani. Enes Batur'a doğru. Çok iyi. Okey çok sağ ol. Daha uzatmayacağım. Bunu da Fatih Altaylı gibi zirvede bırakıyorum. Şu başta söylediğin şeye bir tutuldum ya. Müzisyenlik meselesi. Niye yani bu kendi insanın kendi mesleğine olan yabancılaşmaları ben aşırı sık yaşıyorum. Senin böyle bir giriş yapacağını düşünmediğim için şaşırdım aslında. Niye müzisyen değil benim asıl mesleğim bence gibi bir şey. Ya Geyik Osteyemi söyledin hakikaten içinde hissettiğim bir şey. Yok şöyle söyleyeyim. Mesela bir kaporta ustası düşün tamam mı? Sanayi arabayı vurdun. Arabayı vurdun, kaportayı tamire götürdün. Evet. Oradaki ustayı düşün tamam mı? Seninle beraber iş yapacak. O evet. Usta şunu düşünür mü? Lan ben bu kaportayı nasıl tamir edeceğim şimdi? Düşünmüyor mu? Bak bunu bir örnek vereyim mi ben de? Geçen gün verdim ama vereceğim. Geçen gün hayatımda yediğim en kötü lahmacunu yedim tamam mı? Hı-hı. Daha kötüsünü yemedim. Böyle adama da özellikle sordum. İçeri girdim. Sait Usta. Siktir ismini de verdim ama. Dedim ki abicim neyin iyi? Lahmacun çok iyi abi dedi. Tamam abi o zaman lahmacun yiyeyim dedim yani. Lahmacun geldi bok gibi oğlum gerçekten. Yani daha önce çünkü çok lahmacun yedik. Hani karşılaştırabileceğim çok örnek var. Ve tadım kaçtı. Böyle lahmacun tutuyorum. Kıymalar kayıyor. İçinde bir boşluk oluşuyor falan. Böyle garip bir şey. Adama dedim ki abi sohbet edelim mi? Var mı vaktin falan dedim. Masaya çağırdım falan böyle. Geldi abi oturduk sohbet edelim. Dedim ki abi kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun merak ettim. 2 yıldır dedi. Tahmin etmiştim oğlum. Çünkü kafamdan şu sorular geçti. Yani bu adam lahmacun gerçekten çok iyi olduğunu mu düşünüyor? Daha önce hiç lahmacun yememiş mi yani bir lahmacun ustası? Yoksa acaba lahmacun böyle yapılır gibi bir iddiası mı var acaba? Çünkü bambaşka bir lahmacun. Füzyon mutfak. Füzyon. Ve adama şey dedim. Kaç yıldır bu işe? 2 dedi. Tamam, 2 deyince daha önceden ne iş yapıyordum? Felsefeciydim dedi. Ama yıllardır elime Kant almadım dedi. Tamam mı? Ben bir al abi yani. Allah aşkına. Yani. Yani orada daha iyisindir muhtemelen çünkü. Mesela bu yabancılaşma üstüne çok düşündüm. Acaba ben de hani kendi mesleğimi mesela neyi iyi yapıyorsun? Talk show'u çok iyi yapıyor mu? Ve bok gibi mi yapıyorum acaba? Yani bir sürü şey geçti kafamdan. Bu adam bu yabancılaşmaya nasıl geldi? Nasıl hala Sait Usta diye bir dükkanı var bu adamın ve lahmacun yapabiliyor yani. Ben mesela bir ara yönetmen olmak çok istiyordum. Tamam. Bu klipler. Ben de. Evet. Yani yönetmen olmayı tercih etmememin sebebi bir defa hani yönetmen olarak arkadaşlarıma baktığım zaman hep hayatları dışarıda geçiyor. İşte çekimler dışarıda. İşte çok kötü. 3 ay dışarıda soğukta, karda, kışta emek harcıyor ve hani bir yönetmenin ülkede telif hakları konusunda hiçbir yeri bile yok yani. Düşünsene hani böyle bir yönetmene yeni sorulmuyor. Yeni oluyor işte. Az önceki kaporta ustasını şöyle bitireyim. Hakikaten de şey yani adam bunu yaparken strese girmiyor. Emin yani miyiz senin, bundan? Senin işini yapamam demiyor. Yani... Demiyor mu ya? Ya diyeni yok en mu? Azından şöyle her gün nasıl kaporta tamir edilir tutorial izlemiyor mesela. Anladın mı hani? Ben oturuyorum... Evet anladım. Ben oturuyorum her peki gün... Peki niye bu? Somut bir iş olduğu için mi? Yoksa bu adamların özgüveni mi sağlam kaportacının? Yani kaporta sağlam. Şöyle... Yani kaportacılık gibi meslekler yani aslında zanaat bir olan şeyin işler. Bir şeye dokunduğu meslekler diyebilir miyiz? Olur. Fiziksel olarak yani. Aynen öyle. Bu tip mesleklerde şöyle bir şey var. Hani
kendini daha güvende hissediyorsun, daha eminsin. İşin çözülme yöntemleri işte sanayidesin ve hani bir şekilde o işi çözersin. Ama şimdi senden müzik tutabileceğin, görebileceğin, dokunabileceğin bir şey olmamanın yanı sıra ya bir beklenti var ve hani teknolojiyle beraber çok gelişen bir şey ve aynı zamanda bir ülkenin, bir coğrafyanın kültürünü belirleyen bir şey. Ondan sonra bütün fonksiyonları düşündüğün zaman çalışman gereken çok şey var. Yani ben bu kadar emeği, bu kadar zamanı herhangi bir sektöre ayırmış olsaydım şu an çok daha farklı bir durumdaydım. Hani İyi durumdasın gibi duyuluyor yok bu arada. yok fena bir durumda değilim. Fakat Evet. bu arada sevmediğim şey söylemiyorum. Müzikte olman Yok, beni onu çok mutlu tahmin ediyorum. ediyor. Özellikle Ya şunu ben de istiyorum bazen abi. Somut bir şey olsun elimde mesela, anladın mı? Böyle mesleğimle ilgili işte ne bileyim, hakikaten bir somut bir şey yani. Dediğin gibi tamir etmek mesela. Böyle bir senaryo anlatıyorum arkadaş. Heyecanlanıyorum falan. Bir bakıyorum 10 kişi ben geri zekalı çocukmuşum gibi böyle bakıyor falan. Ne anlatıyor falan diye. Yani düşünüyorum hakikaten o sırada anlattığım hiçbir şey anlamı yok. Ayak işleri mesela. Bir tane felsefe öğrencisi, bir tane her söyleni yapan adamı aynı arabaya koyacağım falan. Siktir gibi bok gibi bir hikaye bu. Anladın mı? Yani ne ki bu? Çok zorlama bir şey. Oturup onu hani böyle kelime koy 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 at 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 tek çek falan ve son ana kadar çekip birinin önüne koyana kadar bok gibi duyuluyor abi her şey. Yani mesela bazen hakikaten somut bir şeye tutunasım geliyor. Yani başka bir mesleğim olsaydı kısmını anlıyorum hakikaten yani. Şimdi benim şöyle mesela atıyorum reklam sektörü zaten suya yazılan yazı. Ya yani kimseye atıyorum Evet. reklam müziği yapıyorum diye Ama oturup da 18'den kristal elma falan alabilirsin evet bir gecede. yani şöyle reklam sektörü iyi getirisi olan ve hani halkın nabzını tutabilme açısından fena değil. Yani ben olaylara biraz da şu açıdan bakmaya çalıştığım için sana bunları anlatıyorum. Tek başına Modexel olarak atıyorum zaten şu anda ne var? İşte çocuklar kendilerine rapçi, ben rapçiyim diyor tamam mı böyle mesela. Amerikalı gibi takılıyor, yaşıyor. Amerikalı gibi davranmaya çalışıyor. Hayatın gerçeklerinden bir uzakta yaşıyor ki bunları yaşama demiyorum. Yaşa sonra bunları bir yerde bağla yani. Bir yerde bunu bir şeye dönüştür. Ben de isterdim ki sadece rap müzik yaparak rap müzik yapmaya devam edeyim. Benim rap müzik yapmam için veya başka müzik yapmam için ister istemez başka kulvarlarda iş yapmam gerektiğini İstanbul'a gelince anladım aslında biraz da. Bir de Burada rap'i erken yaptığın için tabii. evet çok genç Şu anda yaşta. yapıyor olsan sadece Tabii rap'le yaşayabilirdin ben muhtemelen. çocukluğumdan beri sahnelerdeyim ben aslında hep. Evet. 16 yaşımdan beri sahnedeyim. O yüzden de 99'da falan breakdance'a başlıyorsun falan. Manyakça aslında yani. evet ben breakdance'la başladım. Evet. Sonra breakdance şarkılarının çok sıkıcı olduğunu düşündüğüm için onları değiştireyim derken müziğe başladım. Ha. Ondan sonra Peki daha güzel şarkılar dans edeyim gibi bir yerden ya mi? artık herkes farklı şarkılara dans etsin diye. Kafanın Hani üstüne dönebiliyor muydun? denedim evet oluyordu. Oluyor muydu ya? En Oluyordu. çok kıskandığım şey hayatta ya. Gerçekten çok isterdim şurada kafam üstüne dönebilmeyi. Pardon özür dilerim. Aşırı kıskanıyorum. Beni reklam sektörüne götüren şey aslında şu oldu. Bir şekilde böyle bir imkan doğdu diyeyim. Tamam yani reklam müziği yapmam gerekti ve yapmaya başladım. Sonra şunu fark ettim. Ben bundan nasıl fayda sağlarım? Reklam müziği yapmaktan. Orada şunu fark ettim. Dedim ki ya işte medyanın bir Ar-Ge'si, bir araştırması oluyor öyle. Her reklamda haybe yapılmıyor yani. Atıyorum mesela şey vardı çok komik. İşte Coca-Cola'nın bir reklamı vardı. Slav oynuyordu ve Evet. Sahilde dans bir de ediyorlar. şey kim oynuyordu? Özcan Deniz. Özcan Deniz oynuyordu. Şimdi dersin ki mesela bu Çok nasıl? tuhaf bir ikili değil mi? Ya evet çok tuhaf bir şekilde değil mi? Bu Evet. halbuki bir araştırmanın sonucu, bir çalışmanın sonucu bu. Data değil mi bu? Tabii yani bu bir datanın sana vermiş olduğu bir şey yani. Orada leğeni, bir reklam filminde bir leğen görüyorsan eğer o bir araştırmanın sonucu. Mesela ben Ya bu ilk çok kötü ama ya. Kandırılıyoruz ya. ya ben Sinirleniyorum bazen şöyle söyleyeyim. abi. Aslında tamam kandırılıyoruz. Ben orada aslında nasıl ya sonuçta senin bir cebinde para var ve çamaşır Onu makinesi almak istiyorum evet yani aynen ben. yani burada ticari bir durum var yani ve doğru müşteriye ulaşma kaygısı var tamam onu anlıyorum. Sanatsal taraftan baktığın zaman da atıyorum bir dijital platforma bir iş yapıyorsun. İş global çapta. Yurt dışından müzikle ilgili danışmanlar tutuluyor o datayla ilgili ve dizinin bir sahnesinde üniversitedeki bir hocayla bir öğrencisi sevişecek. Ve bu sevişme sahnesinde yurt dışından şöyle bir teklif geliyor. Burada Demet Akalın çalması lazım diyor. Abi Ya diyorum çok tuhaf ateşliyken gördüğümüz bir rüya gibi bir şey anlattın ki... yani. Üniversitede hoca öğrencisiyle sevişiyor, arkada Demet Akalın Evet. çalıyor. Şimdi sen yurt dışındakilere şunu anlatıyorsun. Diyorsun ki hayır kimse Türkiye'de Demet Akalın dinlerken sevişmez. Yani... Doğru mu bu bilgi? yani hani özellikle üniversitede bir hocaysan ve bir öğrencinle beraber bir ilişkin varsa atıyorum. Yani mümkün değil.
Çok spesifik şartlar mı? Sonra peki ne dinlen, yani ne çalar diyorlar? Ne çalar? Ne çalar dediğinde şu aklına geliyor. Diyorsun ki bu dizinin oyuncusu dünyada işte Arjantin'de çok beğeniliyor. Pardon, evet. Ondan sonra Arjantin'deki Hey Douglas'ı bulalım. Oraların Hey Douglas'ı. Aynen ya, biraz kafa böyle çalışmaya başlıyor. Diyorsun ki evet abi, şaka bir yana. Hakikaten Arjantin'deki bir müzisyenin şarkısını oraya koyuyorsun. Elektronik müzik çalan birisini. Bir anda bakmışsın ki dizi Arjantin'de de izlenmeye başlıyor. Yani biraz fonksiyon olarak böyle fonksiyonların, böyle mekanizmaların geliştiğini zaman içerisinde gördükçe, hı-hı, reklam dünyasında çalışmanın sana para olarak değil aslında başka bir birikim olarak geri döndüğünü anlamaya başlıyorsun. Yani o kristal elmalar ama sadece... Ama bunlar çok kısa süre değil mi abi? Mesela sen bunları öğreniyorsun. Evet. O reklam sektörüne çok işine yarıyor. Çünkü reklamcılarda hep gördüğüm denyoluk bu oluyor genelde. 4 yıl önce öğrendiği bir data ile hala iş yapmaya çalışıyor. İşte, yani çok hızlı değişen datalar değil mi bunlar? Senin gerçekten ileride işine yarıyor olacak mı? Gerçek hayatta bu bilgiler işimize yarayacak mı? Zaten o dataları bizim gibi insanlar çalıştırıyor aslında. Çalışır hale getiriyor. Sonrasında bu data benim nasıl işime yarıyor? Ya yani bu bilgi benim, evet, nasıl işime yarıyor? Ben şimdi, bunlar aslında hep çapraz bir birliktelik. Mesela konsere gittiğim zaman halkın nabzını tuttuğumu hissediyorum. İnsanların, dinleyicinin nabzını tuttuğumu hissediyorum. Başka konserleri takip ediyorum. İnsanların ne dinlediğine bakıyorum. Bu gene reklam sektörüne yarıyor. Evet. Reklam sektöründe öğrendiğim şey konserdeki bir performansıma yarıyor. O benim bir film müziği yaparkenki performansıma yarıyor. Orada öğrendiğim bir şey bugün seninle konuşurkenki frekansıma yarıyor. Yani biraz bu... Yüzdesi ne yani sadece? Hani mesela reklam yapacağına gerçekten oturup harika bir okuma ayı geçirseydin mesela daha fazla şey öğrenmez miydin? Şöyle, ben bir reklam müziğine bir ay gibi zaman harcamıyorum. Bizim için şöyle bir şey var. Biz ekip olarak bir reklam müziğine bir saatten fazla zaman harcamıyoruz. Çok iyi. Eğer bir saatten fazla, evet, bir saatten fazla zaman harcıyorsan zaten sen hani... İsraftır. Yani bu hakikaten olacak iş değil yani. Bir yandan işte global çapta bir müzikal projesi yapman gerekiyor. Bunu biliyor mu insanlar? Bilmiyorum. Çalıştığın için. Zaten bunu bildikleri için çalışmak istiyorlar. Biliyorum. Bunu bildikleri için çalışmak istiyorlar. Çünkü... Ha, zaten hızlı olmanı istiyor. Aynen öyle. Şirketimizin o yüzden ismi Fast Forward. Ha. FFW. Fast Forward. Yani... Çok açık. Aynen, çok açık zaten. Bizim İleri de neyse saat. Ne. Bizim de çok açık. Aynen öyle. Kamera çalışmamış abi. Kayda girmemiş. Okey. Yayınlamayalım o zaman gibi bölümlerimiz var. Yani ilk zamanlar... Güzel, bu da böyle bir konuydu. Şu anda peki en klişe soruyla bitireceğim hakikaten. İlk göreceğimiz şey ne? Senin alt benliklerin arasında bir Mod XL albümü mü göreceğiz? Bir Veyasin bir şey mi göreceğiz? Ne yapacağız şu anda? Neyi beklemeliyiz? Abi, menajerim bana bu soruyu sormadı. Sormuyor mu hakikaten? Kimse bana bu soruyu sormadı. Sorulması mı istiyordun? Yok, hayır, böyle bir soru beklemiyordum son soru olarak. Niye ki yani? Bir sonraki işin ne olacağını biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela Nuri Bilge'ye falan soruyorlar. Asla bilmiyorum. Oturuyorum, bakıyorum kafama ve canım ne istiyor. Bazı adama soruyorum. 7 yılı dolu. 7 yıllık plan yapan manyak var. Var mı sizin çevreniz? 10 yıllık kariyer planı yapmış. Nereye yükseleceği belli, nerede yaşayacağı belli falan. Ne kadar kazanacağı belli oluyor da bir de yani. Yapanlar var. Ben açıkçası bilmiyorum. Yani şey bilmiyorum. Şuursuzca bir yaşam mı? Ya şu an aslında öyle bir dönem değil ki, o yüzden öyle. Yani hani i̇şte, sen de aynı durum içerisindesindir bence. Yani şu an daha bazı şeyler daha hızlı akmaya başlıyor. Zaman daha hızlı ilerlemeye başlıyor ve hani evet. Neyi ne zaman yapacağımı bilemiyorum. Fakat hepsi içinde zaman harcıyorum. Zaman, yani aslında her gün çalışıyorum aslında. Ve o projelerden şeyi bekliyorum. Onların bir şey yapmasını bekliyorum aslında. Projelerin. Aynen öyle. Yani bunu böyle bitirebilirim yani. Ya 350-400 tane Hey Douglas şarkısı yapmışım. Ya onlar benim çocuklarım, bırakıyorum. Yok, nereye öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunların canı cehennem. Ya benim için şey önemli değil yani. Hani modelizeli evrenle beraber yapıyoruz. Onun için bir şey söyleyemem ama Hey Douglas falan hani öyle bir şey, benim çocuğum falan, hiç öyle bir kavram yok yani. Yarın atıyorum birisi dese ki lütfen benim için yapma dese yapmayabilirim yani. Hiç öyle bir derdim. Aynen öyle hiç. Çok iyiymiş. Ben de bu arada benzer hissediyorum. O kadar bağlılık hissedemiyorum. Hiç yani. Bağlılık hissetmiyorum. Ama hırsın biraz olması gerekmiyor mu bu sektörde tutunabilmek adına? Sektör yok ki. Yok mu? Az önce bahsettim, öyle bir sektör yok. Onu inşa etmeye çalışıyoruz. Ama şu anda. Olmayacak hiçbir zaman. Sonuçta bizim sektörümüzde böyle bir sektör yani. Bence hiçbir zaman Türkiye'de gerçek anlamda bir sektörden bahsedemeyeceğiz yani. Ya işte sen mesela hani bence sen kendi... Bu sektör dışında ya da kendi sektörünü oluşturacaksın gibi klişe bir şey söylemek istemiyorum. Sen dediğin ben değilim herhalde. Sen.
Yani sen... Yani... Tamam. Ya şöyle söyleyeyim. Ben bütün trendlerin hepsini kaçırdım. Mesela Instagram, YouTube, işte Facebook, Twitter. Yani mesela şöyle... Var hala açabilirsin. Yok yok. Şöyle söyleyeyim. Şu açıdan kaçırdım. Şimdi biz bir klip çekerdik mesela. Model Güzel klibi. Giderdik onu. Onun için bir tane kanal açardık. O parça için. Sonra gidip bir tane daha klip çekip yeni bir kanalda açıp onu yüklerdik. Kimse ya yani demezdi ki oğlum Ne bunlar bir yapıyorsun? kanalda toplanıyor işte hani Ha evet bunlara böyle bir şey yapılması lazım doğru. falan filan Ve yani piç oldu değil mi birçoğu? hepsi yani alakasız bir tanesi adı Kadir falan ya kanalın Bir adı Kadir yani yere tükürdüm ama özür bak büyük ihtimalle o sırada stüdyoya birisi geldi yanında arkadaşı var Kadir diye Ne açalım ne Kadir mi? açalım Kadir hadi bugün senin adına bir şey açalım ya Evet da evet Kadir kurumsallık gecesi bugün veya doğru bir şekilde kümeleyemedik. Evet ben de onu ya kaçırdım. Ben YouTube'u bir tek nasıl olduysa açtık. zaten o şey gidince, o tına gidince, oradaki o alacağın hani o ilk o tanışma faslı gidince o platformla ya saçmalayınca başta o bir daha onu toparlamakla mücadele etmek yerine başka şeyler Evet. denemeye başlıyorsun. O yüzden de şey birçok treni kaçırdık ve şu an önümüzdeki kaçıracağımız trenlere mi bakıyoruz yoksa işte hani Ben onlarla onlara ilgili bakacağım ya galiba işte ya. sen onlara bakmıyor olacaksın büyük ihtimalle. Öyle mi? Evet, şu an kafamızda güzel Sen bana ama güveniyor sen gibisin ya. Teşekkür ederim. Bu kadar gazlandığım bir anda istiyorsan yavaş yavaş finale gelelim mi? aynen öyle. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok Caner, bugün seninle bu görüşmeyi yaptık yani Ben yaptığın gaza için geldim. Çok ilerleyen teşekkür ederim. zamanlarda bunu daha çok konuşuyor olacağız. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Bitti. Teşekkürler. Dağılabiliriz. Geçmiş olsun. Ne yapıyoruz?